Bu seçim barajı %10'dan %7'ye çekilmiştir. Seçim kanunu teklifi görüşmelerinde baraj ve kongre tartışması çıktı. Daha fazla partinin fikri mecliste temsili, dolayısıyla temsilde adalet perspektifinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Meclis Anayasa Komisyonu seçim kanunu teklifi için toplandı. Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 2002'de AK Parti'nin mecliste grubu olduğu için seçime girebildiğini anımsattı. Neden siyasi partilerin önüne engel koyuyorsunuz diyerek, teklifteki seçime girmek için partilerin kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma şartını hatırlattı. Ya siz grubunuz olduğu için meclise girdiniz, şimdi diyorsunuz ki, ya grubun varsa giremezsin, yetmez. Erkeğin teklif yasalaşırsa Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğine yönelik sözlerine MHP'li Fethi Yıldız tepki gösterdi. 90'lı yıllarda koalisyon hükümetleri döneminde SHP ve CHP'li Adalet Bakanlarının yargıdaki kadrolaşma ile ilgili söyledikleri sözler var. 2000 hakim alınması ile ilgili. Bu kadroları örgütüme vermeyip de ülkücülere mi vereyim? Ve bir başka ifadesinde benim dönemimde 2000 hakim alındı. Bu kadrolar yeşererek demokrat insanlar olacak. Yaptığım suçsa suç işlemeye devam edeceğim şeklinde sözler var. Bu tarihsel ayıp size yeter. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı, bu 2000 hakim meclisi bombaladı değil mi karşılığını verdi. Bu sırada Fethi Yıldız ayağa kalkarak, sesini yükseltme terbiyeli ol, evladım benim adım Fethi Yıldız ifadesini kullandı. Başarır da benim adım da Ali Mahir Başarır, tehdit mi ediyorsun beni diye karşılık verirken CHP'li milletvekilleri Fethi Yıldız'a tepki gösterdi ve komisyon salonunda tartışmalar yaşandı. Toplantıya verilen aranın ardından CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcansa grup kurma şartının kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi eleştirdi. Acaba yedekte beklettiğiniz partiler mi var diye sordu. AK Parti ve MHP'li üyeler Tezcan'ın bu ifadelerine tepki gösterdi. Açıklayacaksınız. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise barajın sıfırlanmasını istedi. %7 kesinlikle yüksek. Sıfır baraj öneriyoruz dedi. %1 oy alan siyasi partilerin hazine yardımı almalarını talep etti. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, bu düzenlemeyle seçim mevzuatının bir adım daha ileriye götürüldüğünü belirtti. Hiçbir zaman almadığımız oyun hesabını yaparak milletvekili sayımızı arttırmanın peşinde değiliz diye konuştu.